Nedim Şener Altılı Masa 1924 Anayasasını Unutmuş Mu? 1 Ekim 2021 günü bu köşede şu satırları yazmıştım. Öyle anlaşılıyor ki Atatürk'ün kurduğu partide birileri Atatürk adını kullana kullana Türkiye'yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş. Bu yorumun sebebi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün emperyalist Amerika'nın paralı uşağı haline gelmiş PKK'nın yaşattığı teröre, Kürt sorunu deyip PKK'nın siyasi şubesi HDP için muhatap ifadesini kullanmasının ardından CHP milletvekili Yıldırım Kaya'nın şu açıklamasıydı. İktidar olduğumuzda Kürtlere ne istediklerini soracağız, nasıl yaparsak sizin yaşamış olduğunuz sorunları çözeriz diye soracağız. Sorunun çözümüne ilişkin muhatap HDP'dir.'' HDP'yi muhatap görmeden ne konuşsak sorun çözülmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk döneminde Kürt milletvekilleri var mıydı? Vardı. Kimlikleriyle Kürtleri temsilen gelmişlerdi. Kürtler, Cumhuriyet'in kurucu unsurudur. 1921 Anayasası bugün uygulanırsa zaten sorun çözülür. Osmanlı'da da bir birliktelik söz konusuydu. Bu sorun bize çok kültürlü, dilli, etnisiteli, inançlı Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine ve ilk kurucu meclise kadar gelmiştir. Aylar geçti ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı projenin temelleri 6 partinin 28 Şubat 2022 günü imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem deklarasyonundaki şu satırlarla atıldı. Ülkemizde hiçbir zaman gerçek anlamda çoğulcu demokrasiye geçiş de mümkün olmamıştır. 1921 Anayasası'nın nispeten kapsayıcılığının peşinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sonraki anayasalarında daha dar kalıplara girmiştir. HDP ne derse o. 1921 Anayasası'na atıf yapılmasının Taktik nedeni şu. Deklarasyona imza atan CHP, İP, DEVA, Gelecek Saadet, Demokrat Parti genel başkanları ve seçmenleri PKK'nın siyasi kolu HDP olmadan hiçbir anlam taşımadıklarını düşünüyorlar. O yüzden seçimlerde HDP'lilerin oylarını almak için 1921 anayasası hatırlatması yapıp 1961 ve 82 anayasaları için dar kalıplı ifadelerini kullanıyorlar. HDP eş başkanı Mitat Sancar, 5 Şubat 2021 tarihinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada muhalefet partilerinin demokratik parlamenter sisteme dönüş konusunda ortak görüş belirttiklerini söyledikten sonra 1921 Anayasası'nın 100. yılı bu anayasanın iki temel özelliği var. Biri çok güçlü parlamento, diğeri de çok güçlü yerel yönetim sistemi. Bu iki ilkeyi bugün anayasa tartışmalarında veya sistem tartışmalarında ilham kaynağı ve bir müzakere zemini olarak ele almayı öneriyoruz dedi. Masadaki 7. HDP. Kastettiğine 1921 Anayasası'nın 11. maddesinde vilayet, mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir ifadesinden yola çıkarak özellik tartışması yapmak. 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem deklarasyonuyla ilk adımda atıldı. İmzası olmasa da HDP'nin görüşleri deklarasyonda yer almış oldu. Yani altılı masanın görünmeyen 7. üyesi HDP'dir. Yalnız deklarasyonda inanılmaz bir uyanıklık yapılmış. 1921 Anayasası için kapsayıcı, 1961 ve 82 Anayasaları için dar kalıplı ve darbe dönemi ürünüdür deniliyor ama nedense 1924 Anayasasından hiç bahsedilmiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuken varlığını koruduğu ve Kurtuluş Savaşı koşullarında hazırlanmış 1921 Anayasası bu kadar öne çıkartılırken 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra kabul edilen 1924 Anayasası neden görmezden gelindi acaba? Özerklik, resmi dil tartışması Cevabı çok basit. Ulus devlet anlayışını egemen kılan, resmi dilin Türkçe olarak tanımlandığı ve 88. maddesinde Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk ıtlak olunur denilerek Türk milleti tanımının yapıldığı 1924 Anayasasında etnik ayrımcılığa dayalı özellik tartışmasına yol açacak bir madde bulunmadığı için 1924 Anayasası askeri darbe dönemlerinde hazırlanmış olsa da 1961 ve 82 Anayasalarında değiştirilemez hükümlerinin esinlendiği temel dayanak metnidir. Deklarasyonu hazırlayanları nasıl amacı 1924 Anayasasına dar kalıplı deme cesareti gösteremediği için askeri darbe ürünü diyerek 1961 ve 82 anayasaları üzerinden PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de isteği olan özellik, resmi dil, yeni vatandaşlık tanım tartışmasını açmak istiyorlar. Süreç oraya doğru evriliyor. Terör örgütü PKK gibi siyasi şubesi HDP'nin amacı da bölücülük. Onu anlıyoruz. Geri kalan 5 partinin siyasi çizgileri de belli ama Atatürk'ün kurduğu partiyi yönetenlerin bu işlerde başı çekmesi ne kadar acı. Nedim Şener Hürriyet. Tamer korkmaz. Gaddarların resmi geçidi. Ukrayna'daki bu iş nasıl biter? Rusya'dan biri çıkar bu adamı yani Putini indirir. Rusya'da bir Brutus yok mu? Ülkesi için ve dünya için büyük hizmet etmiş olur. Bu lafları eden kim Amerikan senatörü Lindsey Graham. Nedir? Gaddarlıkta Putin'i bile sollayabilecek bir mendeburdur. Öyle ki senatör olmasa Breaking Bad dizisinin kadrosunda yere hazırdı. DJ Trump'ın başkanlığı döneminde sarı kovboyun mabadından ayrılmazdı sürekli kulağına fısıldardı. 2018 yılının haziranında Türkiye'ye gelip papaz maskeli kaşar CIA ajanı Andrew Craig Branson'ı cezaevinde ziyaret eden iki Amerikalı senatörden biriydi. 20 yıldır South Carolina senatörlüğü yapan Lindsey Olin Graham, işgalci Putin'e suikast önerdi. Böylelikle Amerikan demokrasisi denen sahtekarlık, madrabazlık ve gaddarlık düzeninin gerçek yüzünü ele verdi. Suikast kırdısı öyle münferit bir yoldan çıkış söylemi falan değildir. Ya, Amerikan devlet yönetiminde sistematik bir metottur. Başkan Ronald Reagan'ın kabinesinde 1981 ile 87 yıllarında Savunma Bakanlığı yapan Casper Weinberger Strategic Review dergisinin ilkbahar 2001 sayısında aynen şöyle yazmıştır. Devlet ya da hükümet başkanlarının öldürülerek tasfiye edilmesinin yolu açıktır. Varsayalım Graham Senador Graham'in zihniyetine göre her işgalci lider suikastla indirilecek olsaydı, baba Bush, oğul Bush, Obama gibi eski başkanların hepsi için birer Brütüs bulmaları gerekecekti. Ha, Trump'ın favori başkanımdı dediği Mason Reagan da bu listeye dahildir. Kaldı ki Amerikan derinleri, Henüz Beyaz Saray'daki 3. ayını yaşadığı dönemde Cowboy Başkan Ronald Reagan'ı da uyarı suikastıyla hizaya çekmişti. 1963'te Dallas'ta kendi başkanını, JFK'yi, siyahi tetikçilerine katlettiren derin Amerika'dan söz ediyoruz. Zilletin NATO'cuları. Haydut Devlet Amerika, piyonun fetösünün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüyle Türkiye'yi işgal etmek istedi. O sırada Beyaz Saray'da Obama başkan, Joe Biden da onun yardımcısıydı. Siyonist Joe Biden 2019 yılının Aralık ayında Türkiye'deki muhalefete iktidarı devirmeyi vaat etti. O günden beri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e alayı Biden'ın ağzının içine bakıyor. Voice of America. Mr. Kılıçdaroğlu siyasi doğuşundan NATO'cudur. Aynen şöyle diyor. NATO'yu sadece savunma gücü olarak görmemek lazım. NATO'nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız. NATO'ya karşı çıkmanın bir anlamı yok. Nedir? Olası zillet iktidarında Türkiye'yi NATO ve Amerika'ya teslim edebilmek için can atıyor. Amerikan filminin dublajcısı, zilletin bir başka NATO'cu siyasetçisi Meral Akşener de Putin haddini aşmıştır vakit yaptırım vaktidir diyerek Washington ağzıyla sahne aldı. İbretlik sözler. NATO'ya üye olma sevdasının başını yaktığı ve dahi NATO'nun yalnız bıraktığı Ukrayna lideri Zelenski ise bakınız ne dedi. NATO zirvesindekilerin kafası karışıktı. Avrupa'da herkesin özgürlük mücadelesini birinci hedef olarak görmediğini gösteren bir zirveydi dahası var. Zelenski NATO üyelerini Rusya'ya Ukrayna'nın şehirlerini bombalamaya başlaması için yeşil ışık yakmakla suçladı. Tamer Korkmaz Yeni Şafak